Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevaplar Kastamonu layıkasından Risale-i Nur şakirtleri tarafından sorulan suale cevaptır. Sual: geçen sene sizden sormuştuk ki 50 gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız. O zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattır ve kafidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı, yayılması ve hizmeti ve alemi İslamiyet'in menfaati noktasında bir derece bakmanız lazım iken, şimdi 13 ay oluyor, aynı hal devam ediyor, merak edip hiç sormuyorsunuz. Burada cevaptan önce şunu ifade edeyim. Yani bundan 100 yıl önce üstada sorulan, sadece bu değil, bunun gibi birçok, inanınız ya aynı zamanda tekabül ediyor, veya başka zamanda ortaya çıkıyor. Yani bu sadece o zamanda olmuş bitmiş, zamanı geçmiş, artık önemli bir mesele değil, bir kenara kaldıralım değil. İnanınız her zamanda hükmünün cari olduğunu görüyorsunuz nasıl mı? Hele hele şu anda mesela. Şu anda Rusya ile Ukrayna'nın savaşında olduğu gibi. Herkes merakla mesela radyosundan, televizyonundan ve internetinden, haberlerinden takip ediyor ne oldu ne olmadı. Çünkü tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomik olarak da etkiliyor. Avrupa'yı daha çok etkiliyor. Yani burada neyse fazla şey yapmadan, dağıtmadan. Yani bu zamanda özellikle Ukrayna ve Rusya savaşı bunu şu andaki en bariz örneği, o gözü önüne alınaraktan cevabı ona uygun şekilde bakılabilir. El cevap. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsan şüphesiz ki çok zalimdir. İbrahim suresi 34 ayetine. En azam bir tarzda. Şimdiki boğuşan insanlar, Rusya, Ukrayna, mazhar olmalarından, onlara değil taraftar olmak, Allah korusun. Birinin arkasında Biden var veya güya o var, diğerinin altında Putin var. Yani bu tamamen anlaşmalı bir dövüş gibi yani. Hani bazen ya sen onu yenersin, hadi git meydana diye büyüklerin çocuklara şey yapması gibi. Bak o sen onu dövebilirsin, meydana itiyor ondan sonra hadi eyvallah. Ne yap başının çaresine bak gibi. Aynen Ukrayna'nın Rusya ile olan durumu da böyle. Veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek. Hakikaten yalan. Yani o diyor ki şu kadar adam 10 bin, 12 bin insan öldü. Asker öldü Rus'un. Yani ne kadar gerçekliği var tartışılabilir. Ve müteessirane mücadelelerini seyretmek, belki o acip zulümlere bakmak da caiz değil. Niye? Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Allah korusun. Bunu bugün memleketimizde de, yani oraya gitmeden memleketimizde de adam PKK'ya vesaire zalim olanlara, hain olanlara en azından siyaset kanalıyla olsun, başka birisiyle olsun taraftar olabiliyor. Yani meyletse وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Yani zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Hud suresi 113. ayetine mazhar olur. Yani küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Allah korusun. Yani güya zalim olmadığı halde zalime taraftar olmasıyla zalim kategorisine giriyor. Zalimlerden oluyor. Yani ahirette zalimlerle beraber çağrılırsa insan şaşırmaması lazım. Evet, hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına olmadığına ve belki inat ve asabiyet-i milliye ve menfaat-i cinsiye ve nefsin enaniyetine dayanan, dünyada emsali vuku bulmayan gaddarane bir zulüm hesabına olduğuna kat'i bir delil şudur ki. Aynen öyle. İşte ben denizlere ineyim diyor Rusya. Ben diyor toprağımı genişleteyim diyor. Orada benim adamlarım var. Bahanem yok. Buna delil nedir gaddarane oluşunun? Bin masum çoluk çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde bir iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvetmek. Aynen. Değişmemiş yani. Ukrayna'da da Rusya yapıyor. Ve tabakat-ı beşer cereyanları içinde burjuvaların en dehşetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve bolşeviklerin en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek. Ve Rusya çağırıyor. Ne kadar anarşist varsa Suriye'de vesaire gel paralı. Öbürü de aynı şekilde. Dünyada ne kadar para gelmek isteyen varsa paralı asker. Hatta günlüğü 2000 euro yani. 2000 euro. Evet, ve binler, milyonlar masumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idame ve sulhu reddetmektir. Arada yani sizi de bu şey içerisine, haberler içine dahil etmek değil de
Yani şu andaki vakada olan olaylarla tam arasındaki muvafakatı ve tenasübü zikretmek için arada bazı şeyleri ifade ediyoruz. Yani bu da gene ister istemez duyuluyor, bakılıyor, görülüyor. Yani maalesef kendisiyle meşgul ediyor. Ne durumda? Çünkü masum adam atıyor Rusya. En gelişmiş bombalarını atıyor. Çoluk çocuk gidiyor, kadın gidiyor. Ve bir rivayete göre 4 milyon insan. Tabii şu da işin diğer tarafı, aynı Ukrayna Irak'a asker göndermişti Amerika ile beraber. Aynı olay Filistin için de onlar şey yapmışlardı. Yani baktığın zaman onlar dün zalime ortak olmuşlardı. Bugün zalim onları, başka bir zalim onları cezalandırıyor. Aslında olaya biraz da şu yönden de hadisi kutsi'de Rabbimiz buyuruyor. Ez-zalimu seyfullah yentakimu bi sümme yuntakamu min. Zalim Allah'ın kılıncıdır. Onunla intikam alır, sonra dönülür, ondan intikam alır. Onun için Allah korusun. Yani insan zulme şerik olursa, yani mendakka dukka misali, o ortak olmuş olduğu şey başına gelmeden de kolay kolay dünyadan da gitmez. İşte Ukrayna'nın bu şu andaki durumu gibi. İşte böyle hiçbir kanunu adalete ve insaniyete ve hiçbir düsturu hakikate ve hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalarda, yani şu taraf haklı, şu taraf haksız değil, yani yapılan şey yanlış şey. Yanlış şey. Her iki tarafın gibi. Elbette alemi İslam ve Kur'an teberri eder. Yardımcılıklarına tenezzül edip tezellül etmez. Çünkü onlarda öyle dehşetli bir firavunluk, bir hodyamlık hükmediyor. Değil Kur'an'a, İslam'a yardım. Belki kendine tabi ve alet etmekle elini uzatır. Öyle zalimlerin kılıçlarına dayanmak, hakkaniyet-i Kur'aniye elbette tenezzül etmez. Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, Halık-ı Kainat'ın kudret ve rahmetine dayanmak, Ehl-i Kur'an'a farz ve vaciptir. Gerçi zındıka ve dinsizlik, o boğuşanların birisine dayanıp ehli diyaneti ezer. O zındıkanın tazyikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına taraftar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar o taraftarlık bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş. Hem zındıka, yani dinsiz, nifak, münafıklık hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip sana düşman eder. İşte bakıyorsun hem Rus tarafında Çeçenliler var, hem Ukraynalılar tarafından Çeçenliler var. Oysa bu Çeçenler Ruslara kan kusturmuştu yıllarca. Şeyh Şamil'den beri. Ama şimdi bakıyorsun o kan kusturduğu insanın tarafında öbür tarafa saldırıyor kendisiyle ilgisi olmadığı halde. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar faydasız boynunda kalır. Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri iman olduğundan, hayat meseleleri onları çok alakadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikate binaen değil 13 ay, belki 13 sene, hem tam 7 senedir aynı hal devam etti. Ne merak etti ve ne de sordu ve ne de bildi. 13 sene dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktığınız günahlardan başka ne kazandınız? Öyle kendime sorsam. Ben bakmadım, ne kaybettim? İkinci sual. İşarat-ı Kur'aniye Risalesi'nde Fatiha'nın ahirinde sırat-ı müstakim ashabı ki ayetiyle, yani Kur'an-ı Kerim'de her gün 40 defa söylediği ellezine en'amte aleyhim, o kendilerine nimet verdikleri. Onu diğer taraftan Maide suresinde ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedai ve salihin, o kendilerine nimet verdikleri nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler ayetiyle tarif edilen taife içinde, hem ilahir hadisinin ahir zamanda gösterdikleri mücahitler içinde ve hem vel asr suresinden başlayan üç cümlenin mana işaretinde hususi bir surette bir ferdi Risale-i Nur'un has şakirtleri olduğuna sebep nedir ve veçh-i taksisi nedir el cevap? Sebebi ise Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şubahata, şüphelere ve şukuke, şeklere düşüp tereddütlerden kurtulamayıp bazen imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. 28. mektuptaki inayet sebaada bir kısmına işaret edilmiş. İnşallah bir zaman o tılsımlar müstakil bir risalede cem edilecek. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nev-i beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir tarz bir kışta, çırpınan biçarelere, rikkat-i cinsiye
ve şefkat-i nev'iye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahim'in ve Ahkemül Hakim'in olan onların Halık-ı Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki, senin bu şiddet-i teessürün o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmet-i ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elemi şefkatten, elemi şefkatten, yani şefkatin eleminden kurtuldum. 30 sene evvel aşairlerde, aşiretlerde gezerken böyle sual ettiler. Acaba şu zaman ve dehrin zamanın şikayetindeki, hatta büyük zatlar ve evliyalar dahi felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Ondan Sani Zülcelal'in sanat-ı bediğine, harika sanatına itiraz çıkmaz mı? Yani zamandan şikayet ederken haşa, acaba Cenab-ı Hak'tan da şikayet olur mu? Cevap, hayır ve asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki, istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim, arzu ettiğim hal, hikmet-i ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti müstait değil ve inayet-i ezeliyenin pergeliyle nakş olunan feleğin kanunu müsait değil ve meşiyet-i ilahiyenin, Allah'ın dilemesinin, meşiyet-i ezeliyenin, ezeli dilemesinin matbaasında tab olunan, basılan, zamanın tabiatı muvafık değil ve mesalih-i umumiyeyi, umumun faydasını tesis eden hikmet-i ilahiye razı değildir ki, şu alem-i imkan, feyyaz-ı mutlakın yedi kudretinden, şu ukulumuzun, akıllarımızın hendesesiyle ve tehevvüsümüzün, heveslerimizin iştahıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın, verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita, hareket-i mühimmesinden durmaz. Yani insanların keyfi için dünya gidişatını bırakmaz. İşte 30 sene evvelki cevaba, Risale-i Nur dahi zelzeleler bahsinde böyle küçük bir haşiye ilhak ediyor ki, ekliyor ki, her bir unsurun, maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin, yüzer hayırlı neticeleri ve gayeleri varken, şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak, o yüzer hayırlı neticeleri terk etmekle yüzer şer yapmak, ta bir tek şer gelmesin gibi hikmete, hakikate, rububiyete münafi, aykırı olur. Fakat külli kanunların tazyikinden, baskısından feryat eden fertlere inayat-ı hassa, özel yardım ve desteği Cenab-ı Hakk'ın ve imdadat-ı hususiyesiyle ve ihsanat-ı mahsusayla Rahman-ı Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatıyla yardım eder. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil, ahirette bir elmas verir. Yani demek ki her istediğimiz olmuyor ise duamız kabul olmadı değil. Çünkü belki biz cam istiyoruz ama Cenab-ı Hak bize elmas vermeyi niyet ediyor ahirette. Birden hatıra gelen bir meseledir. Her şeyde ve her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Yani başımıza gelen olaylar niçin? Aslında bunu çok yönlü olaraktan ben tespitler.com'da ele aldım. Hikmet cihetlerin, musibetlerin, bir de bu kaderle alakadar. Bir, zahiren esbaba bakan beşerdir. Zahiri sebeplere bakan insan. Diğeri kader-i ilahidir. Yani her şeyin bir bize bakan ciheti var. Bir de Cenab-ı Hakk'a, kadere bakan, Allah'ın ilmine bakan ciheti var. Beşer, insan. Zahiri esbaba bakar, işin dış tarafına. Bazen yanlış eder, zulmeder. Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bugünlerde elin bir endişeyle Risale-i Nur dairesine temas eden üç mesele, adalet-i kaderiye noktasında manevi suale cevaben ihtar edildi. Birinci sual, neden fedakar, yüksek bir şefkatı taşıyan valide, bu zamanda veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi. Yani miras olaraktan maldan faydalanmak konusunda medeni kanuna göre neden mahrum edildi? Gelen cevap şu. Valideler, anneler bu asırda bir aşılama suretinde şefkatlerini
yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki. Ne gibi? Evladım şan ve şeref rütbesinde memuriyet kazansın diye. Bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Bugün de artmış olarak var, eksilmiyor. Yani işte dershaneyi sabahın, yani haftanın neredeyse 7 günü. Sabahın en erken saatinden akşama kadar. Yani adeta yarış atı gibi, ding beygiri gibi ifade edildiği gibi sürekli bir koşturmaca içerisinde, yani kısacası dünyayı kazansın. Hatta mütedeyyin dindar da olsa Kur'ani ilimlerin okunmasından çekip dünyaya bağlarlar. İşte bu şefkatin yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Demek ki kader ciheti bu. İkinci sual. Risale-i Nur'la münasebetler bazı zatlara acıdım. Neden pederinin babasının malından hakkı iki sülüs iken, üçte iki iken o haktan kısmen mahrumiyete kader-i ilahi neden müsaade etti? Yani erkekler üçte iki, kadınlar üçte bir alıyor. Erkekler bu durumdan bu sefer neden mahrum edildi? Gelen cevap şu asırda. Öyle acip bir aşılamakla ebeveynine, anne babasına hürmet ve peder ve validesinin anne ve babasının şefkatlerine mukabil bila kaydı şart, şartsız kemal-i hürmet ve itaat lazım iken ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan, gerekli hürmeti göstermediğinden iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Yani o eksiklikleri böyle cezalandırıldı. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Yani onları mahrum etti. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok, fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden, ki o da şöyle oluyor. Mesela bir öğrencimin annesi, velisi geldi. Böyle konuşurken demek çok yanmış. Babası tutmuş, zengin de, memleketin en zengini tutmuş oğlanlara vermiş. Bize vermedi diyor hocam. Bize vermedi. Kötü durumda olduğumuz halde bize vermedi. Ama diğer çocukları daha sonra kendisine bakmamış. Diyor gene biz bakıyoruz hocam diyor. Bunun örnekleri azımsanmayacak derecede çok. Yani bu da onlarda göstermiş oldukları hürmet ve şefkatleri. Beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten geçici olarak onlara vermeye müsaade etti. Üçüncü sual. Bazı mütedeyyin dindar zatların dünyalı olan haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Her zamanda olduğu gibi bugün de öyle. Gelen cevap. O mütedeyyin dindar zatlar, diyanetlerin muktezası böyle serbestiyet-i nisvan, yani kadınların serbest olması zamanında, öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kadar müsaade etti. Mütebakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.